Sevgili izleyenler Cumhuriyet Halk Partisi tarihine bugün yıl dönümü 98 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi bugün Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu. CHP 98. yaşını kutluyor. Peki ama CHP nasıl bir tarihe, nasıl bir bagaja sahip? Tabii ki bir ana haber bülteni veya bir program buna yetmez. Sadece bakın devlet arşivlerinden 4 tane belgeyi bu akşam izleyicilerimizin, sizlerin dikkatine sunacağım. CHP'lilerin de bence dikkatine sunmam gerekiyor. Onlar da kendi tarihleriyle ilgili ya övünecekler ya birazcık eğer şey varsa ne diyelim ee, vicdan varsa birazcık belki utanabilirler. Şimdi birkaç dört tane belge üzerinde sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Bir belgemiz 1935 tarihli, hatta Ağustos, bakın 19 Ağustos 1935 tarihli Mustafa Kemal Atatürk imzalı dönemin Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı, kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk imzalı nedir belgemiz? E, hepsini okumayacağım. Bursadaki Alaca Camii ve Mescidi'nin 3 bin lira bedelle satılması, yani bu tarz belgeler, cami satışları, kapatılması, yıkılması ile ilgili. Ee, onlarca belgeyi çok rahat bulabiliyorsunuz. Ben bir tanesini mesela Bursa'dan getirdim ama İstanbul'a dair de çok sayıda mescit ve caminin yıkıldığına dair, satıldığına dair belge mevcut. Ee, bir parantez açayım. Eski Eminönü Belediye Başkanı merhum oldu Lütfi Kibiroğlu sadece Eminönü sınırları içerisinde 112 cami ve mescidin yıkıldığını, yok edildiğini, tek parti döneminde CHP'li yıllarda yok edildiğini anlatmıştı. Bunu da anekdot olarak söyleyelim. Bir başka bakın bu da İsmet İnönü imzalı bir belge. Sevgili izleyenler 1941 tarihli bir belge. Bu ne diyor peki? Bu da Elif, Be Elif ba cüzünün yani çocukların Kur'an öğrenmesine vesile olan Elif BTS diye başlayan Elif Ba Cüzünün bile yasaklatıp toplattırıldığını ve bu, e, bulunduranlara da ceza verilmesini içeren bir belge efendim. Bu da yine İsmet İnönü imzalı bir belge sevgili izleyenler. Bunu da paylaşın. Bu da 1948 tarihli bir belge. Hemen bakalım çok kısa olarak. Bu da aynı şekilde Tam Namaz Hocası. Bakın Tam Namaz Hocası ve 54 farzlı büyük ve Tam Namaz Hocası kitabı. Yani namaz hocası bile bu ülkede suç sayılıp yasaklanmış. İşte belgesi bakın İsmet İnönü imzalı. Bu belgeler tamamen devlet arşivlerinden edindiğim belgeler. Bir tane daha söyleyeceğim yasak ve baskılara dair. Ee, İslamcı bir şair ve yazarı zaten söylemeye gerek yok. Şapka için idam edilenleri anlatmaya gerek yok. Rize'nin şapka yüzünden bombalandığını söylemeye gerek yok. Ama bakın bu da Sabahattin Ali ki şimdileri sömürüsünü yaptıkları Sabahattin Ali. İstismar ettikleri Sabahattin Ali. Bakın bu da İsmet Ünür imzalı 1900 Evet kaç kaç tarihinde hemen bakayım 1948 tarihli Sabahattin Ali'yi öldürmedikleri ölümüne çok az bir süre kala aslında. Sabahattin Ali tarafından yazılan ve İstanbul'da Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Sırça Köşk adlı kitabın dağıtılmasının yasak edilmesi ve mevcutlarında toplattırılarak imha edilmesi diye devam eden bir bakanlar kurulu kararnamesi. Yani şunu söylemek istemiyorum. Bakın İslamcı ve Müslüman dindar, yazar ve çizelerin kitaplarının toplattırılmasını burada söylemeye bile gerek yok. Zaten onlar nefes alamıyorlar. Ama e, sözüm ona bakın kendilerinin desteklediği sözüm ona istismar ettikleri Sabahattin Ali. Aynı şekilde Nazım Hikmet'in de var. E, Said Faik Abası yanığında var. Yasaklanan ve toplattırılan kitapları. Ben burada dört tane belge seçebildim. Tabi volümüz de buna yetmez. Zamanımız da yetmez. Dolayısıyla aslında anlatmak istediğim şu. CHP 98 yaşında. 100 yaşına iki yıl kalmış. Dolayısıyla bir asır geride kalıyor. E, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu izlemeye ve dinlemeye çalıştım. Ne söyleyecek diye. Yeni bir şey söyleyecek mi? Keşke söyleseydi. Keşke Keşke işte bu tarz birkaç belge koyup yahu biz gerçekten yanlış yapmışız. Gerçekten kitapları toplatmakla, elif cüzünü yasaklamakla, camileri yıkıp satmakla hata etmişiz. Ezanla uğraşmakla hata etmişiz. Emperyalizmin şapkasından dolayı bu ülkenin alimlerini, medrese hocalarını, dindarlarını asmakla hata ettik. Yanlış yapmışız. Bu bizim tarihimizin kara bir lekesidir. Milletten af diliyoruz, özür diliyoruz demesini bekledim. Belki kamuoyu da bekledi. Belki o günleri hatırlayan yaşlılarımız, dedelerimiz, annelerimiz, nine, ninelerimiz de böyle bir beklenti içerisine girdi. Ancak ne Kılıçdaroğlu'ndan ne de bir başka CHP'liden öz eleştiri gelmedi. Hatta, hatta maalesef Sayın Kılıçdaroğlu değil ama CHP içerisinde pek çok kafa, işte son bir haftadır yeniden görüyoruz Diyanet İşleri Başkanı'na yönelik saldırılardan ki, bundan daha beterlerini yapma potansiyeli ve iştahına sahipler. Yani o tek partinin zulüm yıllarını neredeyse altın çağı gibi sunuyorlar ve ellerinden gelse yeniden o zulüm çarkını yeniden döndürmeye istiklal o hukukla alakası olmayan gezici istiklal mahkemelerini yeniden kurup dara insanları çekmeyi özlemle bekledikleri havasını ediniyorsunuz ister istemez maalesef işte CHP tarihi bu sevgili izleyenler CHP tarihi maalesef zulüm, dikta baskı, yasak, sansür yıkım, satım Böyle özetlemek gerekiyor. Dolayısıyla da bu ülkeyi belki de işgal etmek isteyenlerin dahi yapmaya cesaret edemeyeceği zulümleri yapmakla tarihe geçti CHP. Ama bir türlü de halktan özür dilemiyor. Böyle olunca da halk mühür kendisine geçtikten sonra 1950'den itibaren sürekli CHP'ye tokat atıyor. Çünkü CHP bu bagajını boşaltmıyor. Ve millet de sürekli hafızasında CHP'nin bu zulüm tarihini diri tutuyor iyi de ediyor. CHP ne zaman hakikaten milletin değerleriyle barışırsa belki millet onlara da bir şans verir. Ama böyle giderse şansları çok zor diyelim ve devam edelim sevgili izleyenler. Şimdi